Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Vitalik Buterin epey sert bir eleştiri yaptı arkadaşlar ve XRP'nin merkezi olduğunu iddia etti. Yani açık bir şekilde diyor ki XRP merkezi bir kripto paradır diyor arkadaşlar. Yani genel olarak kripto para ekosistemine, kripto paralara uygun bir yapıda olmadığını belirtiyor. Şimdi ben bunlara katılmıyorum. Nitekim Vitalik Buterin'in zaman zaman böyle açıklamaları var. Pek iyi niyetli de bulmuyorum, açık söyleyeyim. Tabii ki piyasadaki genel rekabetten kaynaklı olarak bu tarz yorumlar yapılıyor. Geçtiğimiz vakitlerde Ripple ve XRP için Charles Hoskins'in de çok benzer yorumlar yaptı. Ripple'ı aslında yerdi diyebiliriz tabiri caizse. Fakat ben XRP'nin kesinlikle her şeyden öte merkezi olduğunu düşünmüyorum ki bununla birlikte baktığımız zaman hiçbir şekilde merkezi olduğuna dair bir kanıt yok. Nitekim yıllardır Secde doğrudan doğruya menkul kıymet olup olmadığına dair bir dava içerisinde olan Ripple için bence bunu söylemek mantıklı değil arkadaşlar. Ripple piyasada oldukça eskidir ve beraberinde zaten merkeziyet savaşı vermektedir. Dolayısıyla ben bu yorumlara katılmadığımı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bir diğer mesele Sec tarafındaki davanın gerçekten bu gelen baskının gerçekten iyi yükselişlere yön vereceğini düşünüyorum bir sonraki boğa etabında. Dolayısıyla XRP coin tarafında ben sezonsal olarak iyi bir alım fırsatı olduğunu fakat ortalama 30 sent fiyatlarını beklemenin makul olacağı kanaatindeyim. Bir sonraki boğa etabında ortalama üzeri yükselişler XRP'de görülebileceğini düşünüyorum. Nitekim 2023'ün Mart'ında davanın Ripple'ın lehine sonuçlanması bekleniyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. İzleyen herkese hoşça kalın.